bilmediğimiz bir otu alarak bunu işte şunu 3 kaşık iç, bunu 5 kaşık çayını yap gibi şeyi biz aslında otacı olarak bunu önermiyoruz. Peki. Önerdiğimiz şey bunun modern formları. Sizi uzun zamandır izleyen bir gazeteci olarak ben biliyorum ki değişik ya da duyulmamış konulara el atmakta hani üstünüze yok ve üzerinde de ısrarla ve disiplinle gidiyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu sizin önümüzdeki dönemde hani yalnızca kişisel gelişiminiz için değil de sanki biraz daha ileriye götürebileceğiniz çalışmaların habercisi. Doğru bir spekülasyon mu benimkisi? Şimdi benim başlangıç amacım açıkçası tamamen işime olan saygımla oluşan ve öğrenme isteğimle oluşan bir durumdu. Yani Türkiye'de bu öğretilen neyse açılan yeni bir öğretim kurumu yani fitoterapi yüksek lisansı varsa ben bunu bilmeliyim diye gittim. Ama bundan ne çıkacak ben de merak ediyorum. Umarım güzel ürünler çıkacak. Güzel tedavi alternatif yöntemler çıkacak diye. Ama benim böyle ille de ben işte bunu çıkartmak istiyorum. Onun için bunu öğrenmeliyim diye başlamadım. Benim motivasyonum Anladım. Farklıydı. Farklıydı. Peki o zaman ben tekrar geriye dönmek istiyorum. Çünkü bu programın adı Kariyer Rehberi ve biz kariyeri Türkiye'de ya da pek çok aslında coğrafyada yalnızca tek yönlü bir yol ve hep yukarıya doğru çıkan bir yol olarak algılıyoruz. Aralarda durmak bilmeden enteresan bir şeyimiz var. Siz kariyer deyince ne anlıyorsunuz? Dipsiz kuyu mu desem, sonsuz ufuk mu desem, yani kariyer gerçekten oldum bitti diye bir şey olmayan bir durum diye düşünüyorum. Yani sürekli tırmanılması gereken, tırmanmak da değil aslında, yani zor tırmanmakta biraz zorluk var. Yani sürekli ekleyerek bulunduğunuz duruma, yeni şeyler öğrenerek, yeni faydalar sağlayarak çevreye ilerlemek diyebiliriz. Peki siz şimdi aile yapısından kurumsal ve profesyonel aslında uzun zamandır sizin bu konuda hazırlıklarınız vardı. Ama tam anlamıyla işte bütün profesyonel günlük aslında yönetimin profesyonel ekibe geçtiği bir yapıdasınız. Şimdi siz tabii mutlaka yine yöneticilerin işe alımında etkin rol oynuyorsunuzdur. Bu anlayışı benimseyen yöneticiler bulmakta güçlük çekiyor musunuz? Yani sizin gibi düşünen ya da farklı bakan hayata? Açıkçası uzun zamandır sabit bir kadromuz var. Öyle şey sirkülasyonumuz çok yok. Diyelim ki bundan 20 sene önce ondan çok şikayetçiydik ama ondan beri çok sabit bir kadro var. Tabii ki gençler bazen tercih ediyorlar. İşte evlenenler oluyor, şehir değiştirenler oluyor, ayrılanlar oluyor ama sabit bir kadroda kadroyla devam ediyoruz ve bunun da çok yararını görüyoruz. Devam eder. Çok şanslısınız aslında değil mi? Yani herhalde. Böyle bir insan kaynağının dönüşmek zorunda kalmadı. Peki ben Kagider deneyiminizden de yola çıkarak şöyle bir soru sormak istiyorum son olarak. Zamanımız daralıyor. Siz iş kadınlarının sayısının artması, girişimci kadınların sayısının artması için çok çaba sarf ettiniz. Çok tatminkar bir noktada olmasa da çok büyük bir başarı elde ettik. Ne tavsiye edersiniz? Yani bir iş kadınının olması gereken temel özellikleri olarak neler aslında söylemek istersiniz bugün? Yani bu söyleyeceğim şeyler kadın olsun erkek olsun herkes için gerekli şeylerdir diye düşünüyorum ama kadınların ayrıca bir kendine güven sorunları olabileceği için yani ben bunu yapamayabilirim endişesi bunun ortadan kalkması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki çalışmak yani ciddi bir şekilde fokus olarak odaklanarak çalışmak, gideceği yönü tespit etmek yani ne olmak istediğini tespit etmek, kendine güvenmek ve cesaret. Aslında bunlar sanki çok kolaymış gibi duruyor değil mi böyle söyleyince ama sanıyorum çok zorlanılan konular. Açıkçası bugün geldiğimiz dünya durumunda bütün bilgi şu bilgisayarın içinde oturup incelediğiniz zaman tabii ki yabancı dil bilmeniz de çok önemli. Bir kadın olarak o açıdan herkese öneriyorum ki bir yabancı dili öğrenmeleri mutlaka şart. Ondan sonra yani ben bile şimdi bakıyorum inanılmaz genç daha genç olasım geliyor. Çünkü işte şimdi Avrupa Birliği'nin fonlarıyla yurt dışına gitme imkanları var. O kadar çok fırsat var ki yani para istemeyen kendini geliştirme fırsatı. Yani bunları bundan neden faydalanılmıyorsa çok yazık oluyor.
Bugün bizi seyreden, yani bunu gören herkesin şimdi bilgisayara girip kendine uygun bir program bulup hemen papağı yurt dışına atması lazım. Çünkü bir bilgi farkı var. Yani bir görgü sağlıyor bu yurt dışı tecrübeleri. Kendine güveni sağlıyor. Kagider deneyiminizden sonra tekrar bir kadın konularında çalışmaya devam et, yani mutlaka bir şekilde siz bireysel olarak devam ediyorsunuz ama daha formatlı bir çalışmanızın olmadığını düşünüyorum. Var mı? Şu anda benim bulunduğum dönem bilgi hazinemi doldurduğum dönem diye düşünüyorum. Şu anda doldurma safhındayım ama bu bir şekilde dönüşecek diye düşünüyorum. O nasıl dönüşecek onu da ben de bilmiyorum. Göreceğiz verme aşamasında. Şimdi küpümü dolduruyorum. Çok iş para küpü değil, yanlış anlaşılmasın. Hayır, bilgi hayır. Küpü. Yok yok, onun kimsenin yanlış anlayacağını sanmıyorum. Ben karşımda çok iştahlı bir böyle öğrenci ve daha doğrusu iş kadınından olma bir öğrenci görüyorum. Nasıl çok oluyorsa enteresan. Nasıl oluyorsa işte böyle sizin gibi oluyor. Umarım bu program sayesinde de pek çok insan kafasındaki kariyer şablonunu değiştirme ya da sorgulama konusunda fikir edinmiştir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim, çok keyifli bir sohbeti burada noktalamak durumundayız. Biz önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.